Arkadaşlar merhaba, bugün 12 Mart 2024 Salı günü Fransa'da Saint-Cloud Hipodromu'ndayız. Saint-Cloud Hipodromu'nda normal şartlarda 9 koşulu bir program var. Evet, 7 koşu tabii. 16.25'ten itibaren almışlar. Oradaki ikinci koşudan itibaren başlıyoruz arkadaşlar burada. 7 lipesin ilk ayağı. Maiden dişi 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Dün gene ne oldu? Le Mans teyze maalesef bayağı bir sürpriz bitti arkadaşlar. Fransa burası böyle yani. Fransa ile Hong Kong arasında çok büyük bir fark yok. Evet arkadaşlar, burada 7 lipesin ilk ayağında baktığımız zaman 1 numaralı Aqua Zura Clement Le Cavre, 5 numaralı Nice Spirit Aurel Lemaitre ve 7 numaralı Miva Maxime Guyon. Burada en çok ilginç olan kısım şu, safkanların çoğu 6 aydan aşağı, 2 tane var şurada arkadaşlar, Avenue Montaigne ve 4 numaralı. Biz burada 1-5-7'yi bulduk bu kaliteleriyle de yani. İyi safkanlar, yani Invisible Speed yavrusu, Siyun yavrusu, özellikle bu Siyun'dan gelme Magna Garcia. 1-3-5, pardon 1-5-7 arkadaşlar, özür dilerim. Evet, ikinci koşu Altın Gayrı'nın başlangıç ayağı Maiden erkek, 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada 1 numaralı Zirian, Mikel Barzavano ile Banco. Evet, burada Altın Gayrı'nın başlangıç ayağı. Bari bunu herhalde bilerek yaptılar herhalde. İnsanlar iyice ifrit oldu kazanamamaktan. 120 ganyan falan geliyor. Üçüncü koşu, satış koşusu Altın Gayrı'nın ikinci ayağı şartlı. 3 yaşlı güzel 1400 metreye çıkacaklar. Burada bir tane alternatif banko var arkadaşlar. Bu alternatif banko 7 numaralı Vivelle Rine. Evet, Vivelle Rine, alternatif banko, 6 numaralı Karajones, Hugo Lebuc, 12 numaralı Semenovka, Alexis Pushin ve 2 numaralı Licking, Simon Plank. Bu Licking koşup duruyor, valla her an bir yarış kazanabilir arkadaşlar, o gün bugün olabilir, çok dikkat etmek lazım. 7 alternatif banko, 6, 12 ve 2 numaralı safkanlar burada, ön planda olan safkanlar. Evet arkadaşlar, geçelim 4. koşuya. 4. koşu 18-15'te şartlı 4 yaşlı İngilizler 2100 metreye çıkacaklar. Burada 4 numaralı Sacred Spirit Maxime Guyon'la muhtemelen kazanacaktır belki ama bu Baclaud, Theo Baclaud, 3 numaralı Almiro ile ve 1 numaralı Leandra Mikel Bazzano ile arkadaşlar mutlaka yazılmalı. 4-3-1 burada ayrımsız yazılmalı. 5. koşu handikap 3 yaşlı İngilizler 2100 metreye çıkacaklar. Evet, burada da 4 numaralı Rue de Orto Mikel Barzalona ile 7 numaralı Irtich Edu Hardwin ve 3 numaralı Magic Dia Theo Baclaud. Evet, burası. Şimdi tabii burada 1 numaralı Zivikova'nın da yazılması lazım arkadaşlar. 4-7-3-1 son koşu kazanmış olsa da burada ters köşe yapmasın bize ama dileyenler. Yani biz yazmadık normalde ama dileyenler yazsın arkadaşlar. Hani bunun da 17-18'in bir AGP'si çıkacaktır otomatikman. Ama bana göre 7 numaralı Irtic burada ön planda. Irtic'ten iyi bir koşu gelecek. Şu Eddie Hardwin'in bindiği. 2100 metre 53,5 kilo bomboş koşacak. Bir de Eddie Hardwin tam yani onun her şeyiyle mesafesi falan her şey onun. Evet, 6. koşu şartlı 4 yaşlı güzel 3000 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar, burada 6. koşuda baktığımız zaman gördüğümüz şey 3 numaralı Sir Lewis Hugo Jorniak. Evet, 4 numaralı Vida Gali Ronan Thomas, 5 numaralı Bolt of Thunder Mari Velon ve 9 numaralı Anna Gallis Sebastian Marriott. 3, 4, 5 ve 9. Arkadaşlar 7. koşuyu burada teknik nedenlerden dolayı vermemiş bunlar. Ben size zaten söyleyeyim 7. koşuyu da. Burada bizim 7. koşuda 5 numara bankomuz arkadaşlar.
Yedinci koşuda 5 numara Banco. Arkadaşlar burada amatör biniciler var. Yani böyle yapmış. 5 numara biz Banco atacağız orada amatör biniciler içerisinde. 5 numara Banco'muz oluyor. Evet, bugün bir Rogers ve Philadelphia var. Aynı zamanda Fairview de gelecek buraya. Onunla çalışmaları zaten bitti. Arkadaşlar Fairview ile ilgili de 8 koşu normalde program var. 2 tane Banco'muz var orada da. Bir alternatif Banco'muz var. Bakalım. Güzel bir gün Fairview'de. Fairview'i içeri almaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz yani. Yarın için. Ya da bugün için mi diyelim artık. Yarın, bugün, bugün, yarın. Yarın artık bugündür diyelim. Evet arkadaşlar. Böylece baktığımız zaman Saint Cloud'la ilgili videomuzun da sonuna geldik. Tüm takipçilerimize güzel bir gün diliyorum. Her şey gönlünüze göre olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.